Merhaba arkadaşlar, 01.1 Zamanlar Adana ekibinden ben Kadri Beran Taşkın. Ben Savaş Satış. Ben Onur Akbay. Bugün sizden gelen soruları yanıtlamaya geldik. Dizideki gibi gerçek hayatınızda da birbirinizle kavga ettiğiniz oldu mu? Yani tartıştığımız oluyor birbirimizle de ama iş neticesinde tartışıyoruz. Bu bir kavga boyutuna asla taşımıyor. Bir ailede kardeşler ne kadar tartışırsa biz de aramızda o kadar tartışıyoruz. Öyle dizideki gibi şey olmuyor yani. Silahlar çekilmiyor. Bu projede karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? İkincisi, gelmesi durumunda değiştirecek olsanız hangi şartları, imkanları değiştirirdiniz? Yani bu projenin diğer yapımlardan en büyük farkı tabii ki gerçek insanlarla, gerçek mekanlarda çalışıyor olmamızdı. Ama bir yandan işi de güzel yapan şey bu yani. O yüzden gene bu tarz bir iş yapacak olsak herhalde gene benzer şekilde gerçek insanlardan, gerçek mekanlardan faydalanır. Bu zorlukları da seve seve çekerek güzel bir iş koyardık herhalde ortaya. Mükemmel olmuştu. 01 olmasaydı hayatlarında ne işle meşgul olurlardı demiş. Ben maden mühendisliğine devam ederdim büyük ihtimalle. Yani ben sinema televizyon mezunuyum ama otogalericilik yapıyordum herhalde. Öyle devam ederdim yani. Yani ben de tekstil mühendisiyim ama herhalde mühendislik yapmazdım ya. Başka işler kovalıyor olurdum. Çok sevdiğim bir iş değil. Projeniz için şiddeti, çeteciliği teşvik ediyor, gençleri yanlış yönlendiriyor diye eleştiriler var. Bunlara cevabınız nedir? Biz bir hikaye anlatıyoruz. Bu hikayede de mahalleyi anlatıyoruz. Ve zaten günlük hayatta ana haberlerde izlediğiniz, gazetelerde okuduğunuz haberleri bizim dizide de aynı, yani hemen hemen aynı ölçütte, aynı şekilde hikayeleri, öyküleri birbiriyle bağdaştırıyoruz. Aslında çektiğimiz dizinin ana temasını alabilirlerse orada birçok şey anlatıyoruz. Hani uyuşturucu satarsan cezaevine girersin, işte bu işleri devam ettirirsen ölürsün. Sürekli bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Önemli olan bu mesajı insanların alabilmesi tabii ki de. Tabii ki gerçekleri anlattığımız zaman gerçeklerin güzel ve çirkin taraflarını anlatmamız gerekiyor ki daha böyle objektif bir yerden bakabilelim yani dünyaya. Artık yaş sınırlaması var. Biz de ilk başta bu kadar ileriye gidebileceğini düşünmüyorduk. Bu kadar seyredileceğini düşünmüyorduk yani 01'in. O yüzden de hani çocuklar izlediği zaman etkilenirler mi falan, bu kısımlarını çok öngöremeden başlamıştık aslında. Daha sonra paralı bir kanala geçtik ve bunda yaş sınırı da vardı zaten. Sinema filmimiz çıkıyor şimdi. Onda da belirli bir yaş sınırı olacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii ki çocukların özenmemesi lazım şiddete ama bir şeyleri de, bir takım mesajları da bazen güçlü bir şekilde anlatmanız gerekiyor ki daha güzel yer etsin insanların kafasında. Şimdi bir orta yol tutturduk diye düşünüyorum yani. Anlattığımız dünyayı hiçbir zaman süsleyerek anlatmıyoruz. Bu işin aslında sonunun her zaman kötü olduğunu gösteren bir hikaye yapısına sahibiz. Bence özendirmek yerine bu dünyayı olabildiğince gerçekçiliğiyle anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Doğru mudur hocam? Doğrudur, aynen. Aynen. Onur abi, şivene ne oldu? Yakışmıyor. Yakışmıyor sana İstanbul ağzı. Abiler, ablalar, kardeşler, benim normal konuşmam da böyle. Sadece dizideki rol gereği şive yapmam gerekiyor. Hani öyle bir şey istendi. Sayın hocam öyle bir şey istedi aslında. O yüzden aslında bir yere kaçmadı. Normal konuşmam bu şekilde arkadaşlar. Demiş ki hocam, bu herhalde size ya da gerçi üçümüze birden geliyor olabilir. En zorlandığınız sahne hangisiydi? Filmin final sahnesi oldu. Hem psikolojik olarak hem de fizyolojik olarak beni oldukça zorlayan bir sahne oldu. Spoiler vermeyelim. İzlediğinizde de zaten hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Yani benim için en zor sahneler genellikle çatışma sahneleri oluyor. Çünkü çok fazla insanı aynı anda idare etmeniz gerekiyor. Bunu belirli bir zaman içinde yapmanız gerekiyor. İşte bazen kuru sıkı silahlar kullanıyoruz. Çevre müsait olmuyor falan filan, böyle birçok zorluğu var yani çatışma sahnelerinin benim açımdan. Ama onun haricinde sanırım hayvanlarla ve çocuklarla çekim yapmak çok zor. Bir sahnede köpeği ölmüş gibi göstermemiz gerekiyordu. Hayvan da biraz huysuz bir hayvandı yani. Elini çektiğinde kaçıyordu hayvan. Ben de böyle uzandım yere çünkü hayvanın ölü gibi olması gerekiyor. Böyle yattığım yerden hayvanın kafasını seve seve böyle yerde yatırmaya çalışmıştım. Yani çok zordu benim için bu. Kimde sıra? Sen. Savaş çekti onu, evet, da. Evet. Tamam, hadi bunu alayım. Hadi senin yerini okuyayım mı? Al. Gel. Onur Akbay adını okuyorum arkadaşlar. Alem sarsılır, cihat sarsılmaz. Cihat sarsılırsa aleme ne olur dedi. Hadi buyur. Aleme bir şey olmaz abi, ne olacak aleme ya? Cihat sarsılırsa aleme ne olur? Sinema filminde göreceksiniz arkadaşlar inşallah. Cihat sarsılırsa aleme büyük, ne olur? Büyük spoiler içeriyor. Demiş ki, ilişkide nasıl partnerlersiniz? Kıskanç, kıskancım. Seven kıskanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Duygusal bir adamım, sadık bir adamım. Maço muyum? Maçoyum ya. Yani yetişme tarzımla alakalı herhalde. Anadolu çocuğuyuz. Hanımcı mıyız? Hanımcıyız efendim. Evde başımızın tacıdır hepsi. Dışarıda aslan biziz. Maalesef eve döndüğümüzde kedi oluyoruz. Kıskancım.
duygusalım, sadığım, maçoyum. E işte hanımcıyız yani. Yok yok, değiliz, hanımcı değilim ya. Kıskanç mıyım? Değilim. Duygusal mıyım? Evet. Sadık mıyım? Sadığım. Maço muyum? Hanımcı mıyım? Evet. Hanımcısın. Ya demiş, neden dizi final oldu? Sinema filmine döndü. Yetti artık arkadaşlar. Yani bu işe en başından beri çıktığımızda çok böyle maddi bir kaygımız yoktu. Aman bu işten milyonlar kazanalım, milyarlar kazanalım gibi bir hedefimiz yoktu. Dolayısıyla yapımcıları, yayıncıları dinlesek bizler bunu 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl belki yapabilecek bir potansiyele sahiptik ama biz işi karizmatik bir noktada bırakmanın hedefindeydik. Ve bunu da doğru yaptığımıza inanıyoruz. Bence yerinde bitti ve en başından beri yapmak istediğimiz sinema filmini yaptık diye düşünüyorum. Ya bu zamana kadar eleştirdiğimiz diğer yapımlara benzemesini istemedik yani. Tadını da bırakıp iyi hatırlanmak istedik. Üstelik biz de yeni bir şeyler yapabilmek için bitirmemiz gerekiyordu yani bir yerde diziyi. İyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum yani. Farklı işler de, farklı projeler de yapabildiğimizi artık göstermek istiyorduk. Bir de hani 10 yıl sonra insanlar dönüp demeli ya, ya işte 10 yıl önce 01 diye bir dizi vardı. Allah var, tadında da bıraktılar. Aynen. İyi bir şekilde bitirdiler. Bir de sinema filmiyle de bunu süslediler, taçlandırdılar ve zirvede bıraktılar diyebilmeliler yani. Film oldukça sosyal mesaj içerikli görünüyor. Ne anlatıyorsunuz? Bir fark yaratmak istediğiniz çok açık. Bu fark nedir? Güzel soru. Güzel evet, soru oldu. Ben bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Tamam. Yani sosyal mesaj vermek gibi bir amacımız yok aslında bizim. Toplumdaki bir takım sorunları anlatan, bu sorunların sebepleri üzerine insanları düşünmeye iten bir iş yapmaya çalıştık her zaman. Bu seferki konumuz Savaş, Cihat ve Azat. Diziden hatırlayanların da, diziyi izleyenlerin de hatırlayacağı gibi 6. sezonun finalinde çok kötü yaralanıyorlardı çatışmada. Evet, fena yaralanıyordu. Orada bırakıyorduk yani. Sinema filmimiz de bundan yaklaşık 6 ay kadar sonrasını anlatıyor. Savaş, Cihat ve Azat İzmir'e yerleşmişler artık. Suç dünyasından uzaklaşmışlar. Böyle mütevazi bir hayat sürüyorlar. Bir oto yıkamaları var böyle. Mutlu Mesut orada yaşarlarken bir tane küçük bir mülteci kız kötü niyetli bir takım insanların elinden kaçıp Savaşların yanına sığınıyor. Bunun peşindeki kötü niyetli insanlar da kızı kovalamak için yıkamaya geldikleri zaman orada bir takım olaylar yaşanıyor ve maceramız da burada başlıyor diye özetleyebilirim herhalde. Film toplumsal gerçekçiliği olabildiğince yansıtmaya çalıştığımız bir hikaye taşıyor kendi içerisinde. Toplumun kanayan birkaç yarasına işaret etmeye çalışıyoruz. Buralara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ama bunu da hocamın dediği gibi öyle çok öyle buradan beslenelim, aman sosyal mesaj kasalım gibi bir şey değil. Dediğimiz gibi sadece toplumsal gerçekçilik üzerine kurduğumuz bir hikaye. Sokağın Çocukları neyi anlatıyor? Yeni dizi projemiz. Evet. Sokakta yaşayan, sokakta büyüyen 3 farklı nesli anlatıyor aslında. Böyle 10-12 yaş civarı çocukları anlatıyor. Ondan sonra böyle 20-25 yaş arası gençleri anlatıyor ve böyle 40-50 yaşlarına gelmiş böyle eski kabadayıları anlatıyor aslında Sokağın Çocukları. Yine sokaktayız evet. Ama daha ince işlenmiş bir hikaye. Daha ince meseleler var 01'dekine göre. Böyle aile meseleleri var. Birçok farklı konu var ya. Ya bence zaten 01 ile şey bağdaştırılmamalı yani başlı başına tabii, bir evet. Farklı bir farklı hikaye, bir farklı hikaye. Olay örgüleri var. Yani farklı bir kafa yani. Aynen, farklı bir kafa. Canlandırdığınız karakterlerle kendi hayatınızda ortak bulduğunuz noktalar var mı? Var. Doğrulukçu bir adamım kendi payıma. Oynadığım karakterde doğruluğun peşinden koşan bir karakter. Dürüst bir adamım. Oynadığım karakterde dürüst bir karakter. Ama gangster değilim. Tabii ki var hani Cihat Sarsılmaz karakteriyle Onur Akbay arasında ortak noktalar var. Ama bu sürekli keleşle gezdiğim anlamına gelmiyor. Ya da sürekli çiğ köfte yaptığı. Keleş onun yüreğinde. Eyvallah, sağ olasın. Hocam sizin de cevaplamanız lazım avukat karakteriyle. Evet. Normalde öyle giyinmiyorum mesela. Saçlarım öyle değil. O kadar resmi konuşmuyorum. Ya aslında avukat olmam bile... Oyuncu bulmamız çok zordu daha doğrusu ilk başladığımız zaman ve bir avukat gerekiyordu bu çeteye ve dediler ki neden sen avukat olmuyorsun? Ben de tabii ki dedim yani çünkü başka yapacak birisi olmadığı için bana. Türkiye'nin en illegal avukatını canlandırdı. Bu ekip nasıl kuruldu? Birbirinizi nasıl buldunuz? İnternet üzerinden benzer işleri yapan insanlar olarak, benzer ilgi alanları olan insanlar olarak internet üzerinden tanıştık aslında. Ve gitgide işte Savaş kendi arkadaşını çağırdı, ben bir arkadaşımı çağırdım, Onur birisini getirdi derken böyle bir aile olduk. Gidenler oldu, kalanlar oldu, bize katılanlar oldu ve buraya kadar geldik çok şükür yani. Hemen bir dipnot. Bundan 10 sene öncesinde biz internetten tanıştık. Bu iş için internetten tanışmadık yok. Arkadaşlar. Nasıl kadınlardan hoşlanırsınız? Ve herkes bir yanındakine çapkınlık puanı verebilir mi? Sen de.
Şaka bir yana özgüveninin olması gerekiyor bir kadının. Bu sektöre olan ilginiz nereden geliyor? Diziden önce de bu şekilde bir çabanız var mıydı iş hayatınıza dair? Aslında kafamda benim böyle bir şey yoktu. Biz Savaşçı Üniversiteden arkadaşız. Yani aynı evde çok vakit geçirdik. Evde vakit geçirdiğimiz zamanlarda böyle taklitler falan böyle kısa skeçler, kısa skeçler falan filan olurdu böyle. Oradan bir aşinalığım vardı. Üniversitenin böyle ilk senelerinde bir arkadaşımın bir kısa filmi vardı. Bir de Savaşçılar bir bitirme tezi gibi bir şey vereceklerdi. Onların bir kısa filmi vardı. Onlarda oynamıştım. Fakat sonrasında hayat başka bir noktaya götürdü. Özel sektörde bir işe götürdü. Sonrasında 01 projesi diye bir proje başladı. Ve Savaş hani böyle bir proje var dedi. Gelir misin? Başta yok falan dedik ama sonrasında da aileye dahil olduk zaten. Böyle oldu yani. Sinema televizyon bölümü okumuştum zaten. Bu işten başka da bir mesleki bilgim yoktu yani. Bundan başka bir alternatifim de yoktu zaten. Dizi setlerinde, klip setlerinde, televizyon kanallarında falan birçok şey yaptım. Yani kameramanlık yaptım, işte seslendirme yaptım, kurgu yaptım. Yani düğün bile çektim yani. Her şeyi yaptım diyebilirim yani. Ondan sonra bu proje iyi ki de gerçekleşti ve hayalimizi gerçekleştirme yoluna girdik yani. Tiyatroyla bir haşır neşir olduğum bir 6 sene oldu. Sonrasında sinema sektörüne, televizyon sektörüne dair eğitimler aldım. Hayalim vardı. 2 sene kadar İstanbul'da bunun mücadelesini verdim. Ama baktım ki İstanbul öyle çok da toz pembe bir hayallerinizi kurabileceğiniz bir ortama sahip değil. Sonrasında Beren de dediği gibi bu projeyi hayata geçirdik. Zaten hayalimizde olan bir şeyi gerçekleştirme fırsatı bulduk. Sinemaya gitmeden önce seyircilere ne söylemek isterler? Gönlünüz rahat bir şekilde filmimize gidin. Eminim çok beğeneceksiniz, çok etkileneceksiniz, çok çarpıcı sahnelerimiz var. Bunlar yani çok iyi bir film yaptık ya. Bugüne tamam mütevazı olmayı bir kenara bırakıyorum artık. Çok iyi bir film yaptık. Bugüne kadar izlediğiniz her şeyi unutun. 01'e gidin. Ya bu sinema filmini de başarırsak biz kendi imkanlarıyla YouTube'da başlayan serüvenlerini çok ciddi bir başarı seviyesine getirmiş bir ekip olarak bence diğer arkamızdan gelen gençlere güzel bir örnek olacağız diye düşünüyorum. İyi de bir film çektik. Bence gelip görmelisiniz. Dizinin çekilmeye başlandığı ilk zamanlar Hürriyet Mahallesi onlara nasıl davrandı, nasıl destek oldular? Arkadaşlar dizi ilk çekilmeye başladığında Hürriyet Mahallesi hani bir şey oldu böyle. Şaşırdı. Şaşırdı yani hiç bir dizi çekimi için falan gidilmemişti. Şimdi insanlar ister istemez tripodlar, kameralar, ışıklar falan görünce bir şaşırdılar. Sonrasında ama Allah onlardan bin kere razı olsun bize evlatları gibi davrandılar. Aşağıda set varsa yukarıdan çaydanlıkla çay geldi. O akşam evde ne yemek pişmişse tencereye o yemek geldi. Çekim için evlerini açtılar. Allah bin kere razı olsun onlardan. Tekrar teşekkür ediyoruz onlara. Ve hala ailemiz gibiler yani. Adana'da olduğumuz süreçte Hürriyet Mahallesi'ne gidiyoruz, oturuyoruz yine. Çay içiyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. İyi ki varlar. Ama zaten öncesinde de orada yaşayan değerli abilerimiz, dostlarımız vardı. Allah hepsinden razı olsun. Bizi bugünlere kadar getiren bir hikayenin mahallesi oldular. İyi ki varlar. Yani hani biz bu işe başlarken bu işin ne olduğunu bile bilmeden bize yardım ettiler. Sadece insanlara yardımseverliklerinden dolayı yaptılar yani bunu. Hani bu işin buralara geleceğini falan kimse tahmin etmiyordu. Şaşırıyorlardı hatta. Yani buranın çekilecek nesi var diyorlardı biz kameralarla gezerken falan. Ondan sonra onlar için de bir şeyler değişti herhalde yani. Siz de Cihangir, soy ismini yanlış yazmışlar. Ceyhan gibi prime time dizilerde yer almak ister miydiniz? Aslında öyle bir amacımız yok bizim yani. Hadi 01'de bitirdik artık prime time televizyon dizilerine gidelim diye bir amacımız yok bizim. 01 gibi bir iş yaptık ve biz onun yapım şirketini kurduk. Kendi oluşturduğumuz işlerde hem prodüksiyonel anlamda hem oyunculuk anlamında işler yapacağız. Şöyle bir şey var. Atıyorum bir sinema filmi teklifi mi geldi ya da bir dizi teklifi mi geldi? Biz orada bize gelen teklifi ailemize açık bir şekilde masaya koyarız. Ya böyle bir teklif geldi, böyle bir rol isteniyor. Hani ne diyorsunuz? Gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim mi? Uygun koşullarda bir rolse tabii ki de gidilir yani. Hani bu böyle çok dışarıya kapalı olduğumuz anlamına gelmiyor. Dışarıya kapalı bir ekip değiliz biz. Ama dediğim gibi bir aileyiz, bir yapıyız ve birbirimizin fikrini almak zorundayız o yüzden. Prime time diziler derken tabii ki geçmişte Türkiye televizyon tarihinde yapılmış çok iyi prime time dizileri var. Kesin. İzlediğimiz çok iyi işler var işte. Ezel var, Behzat Ç. var. Onun öncesinde yapılan çok eski tarihli çok iyi işler var. Ama şu an bakarsanız bence televizyonda yayınlanan hiçbir prime time dizisinin bence hiçbir kalitesi yok. İyi bir iş çıkar. Lan ne güzel bir iş anlatıyor. Yine bir toplumsal gerçekçiliği anlatıyordur veya hikaye çok iyidir. Kimseyi bir yerden sömürmeye veya işte başka bir nasıl diyeyim bir şey satmaya çalışmayan bir iş olur. O zaman gidilir. Ama dönüp şu an yapılan işlere bakarsanız ben hiçbirinde o kaliteyi görmüyorum. Bu savaş satış öyle hello cello değil ha der misin?
Öyle ello cello derler. Oynadığınız rollerden dolayı gerçek hayatta da sıkıntılar yaşıyor musunuz? Mesela bankada ya da noterde. Yani evet yaşıyoruz. Benim bir bununla ilgili bir maceram olmuştu. Hastanede rahatsızdım biraz, grip olmuştum. Muayene olmaya gittim acilde. Bir tane çocuk koşarak geldi böyle. Abi merhaba. Merhaba kardeşim dedim. Abi dedi, biz dedi mahallede kavga ettik dedi. İşte beni hastaneye getirdiler dedi. Abi hasımlarımız da dışarıda bizi bekliyor. Abi bir gelip işte bizim aramızı bulur musun falan dedi. Kardeşim dedim hani. Gerçekten böyle şu anda bile cevap veremedim buna. Kardeş dedim hani ben normal böyle kekeledim yani. Hani ne yapacağımı şaşırdım. Çocuk da zor durumda, dışarıda onu bekleyen birileri var. İyi tamam gel dedim hani, çıktım dışarıya. Karşı taraf da tanıdı tabii. Ya dedim hani işte ayıp size abi, aynı mahallenin insanısınız, niye kavga ediyorsunuz falan. İki dakikada bir cemaat kuruldu hemen hastanenin önünde. Kurbanlar kesildi. Abi barışın falan filan. Öyle barıştırmıştık mesela. Tabii ki de bu sıkıntı yani şimdi. Ne olacak? Hadi biz biraz Anadolu çocuğuyuz. Hani Ser'de biraz yiğitlik var ama başka birisi olsa kardeşim git der hani, ben oyuncuyum falan filan der yani. Ve bu işlere karıştırma falan der yani. Yani ben de fıtrat gereği bir yerde bir kavga görürsem o işe müdahale olup ayırma tarafında bir insanım. Bu 0-1 etkisiyle de insanların biraz böyle saygı duyma ve sevgi duymalarından dolayı aslında bir yerde liseli kavga ediyorsa hemen ayırırım. İnerim, arabadan inerim, durun yapmadan. Çok meşhur hemen zaten. Barışırlar. Çok meşhur senin o ayırmaları. Yani bu ayırmalarım aynen meşhurdur. Yolu durdururum, dur derim, 2 dakika gider ayırırım, barıştırırım ama bir gün Beşiktaş'ta bir baktım bir adamı sevgilisinin yanında çok fena darp ediyorlar. Dedim ki müdahil olalım mı? Yanımda bizim İrfan abi vardı, aman dedi karışma dedi, herkes alkollü falan dedi dışarıda bu kavga edenler. Ben de bir baktım biri ayırmaya çalışıyor onları. Ben de dahil oldum. Dahil olunca çevresindeki bütün gençler tanıdılar beni. Bir sakinleşme durumu oldu. Ben karısını bindirdim. Adamı arabaya bindirdiğim sırada o benim görüp ayırdığını gördüğüm adama aslında destek atmaya gittim. Herhalde o da biraz prim peşindeydi. Döndü bana saldırmaya başladı bu sefer. Benim yakamı baş paçamı tutuyor. Yani peşinde böyle 5 kişi ya Savaş abi, Savaş abi kendine gel falan diyor. Böyle küfürler savuşturmaya başladı. Ama işte herhalde alkolün verdiği özgüvendi. Biz olabildiğince sakinliğimizi koruduk ve oradan uzaklaştık. Elini tabii yakamızdan indirdik. Yapmaması gerektiğini ona bir sözel kibarca anlayacağım dediğimde söyledik. Yaşadığım tek zorluk budur herhalde. Onun dışında çok güzel bir saygı sevgiyle karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Sosyal medyadan onlara gelen teklifler gibi geliyor. 5 kişi kavga ettik gel abi şurada şu var bu var gibi. Ama sağ olsunlar bu da aslında karakterlerdeki gerçekçiliği başardığımızı gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun. Sette yaşanan unutamadıkları bir anılarını anlatabilirler mi? İkinci sezon finalini çekiyoruz. Düğün sahnesi. Artık 27. saatine gelmişiz çekimin. Adana -3'lere gitmiş. Hava o kadar soğuk. Arabada uyuyoruz. İşte Beranlar da dışarıda çekimin farklı açılarını tamamlıyorlar. Bizi ara ara gelip uyandırıyorlar. Kalkın falan, artık sabah aydınlanmak üzere. Bizi geldiler uyandırdılar. Soğuk, uyanmışız. Ne dedik, dediler ki silah patlayacak. Siz hemen arabanın arkasına geçeceksiniz. Buraya doğru ateş edeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Daha uyanamamışız ama havanın da etkisiyle. Ben döndüm arabanın arkasına gittim. Ara ara arabadan eğiliyorum, kalkıp ateş ediyorum. Ara ara eğiliyorum, kalkıp ateş ediyorum. Yanımda o zaman Nesa abinin gençlerini oynayan bir çocuk vardı. Abi ne yapıyorsun dedi. Ne yapıyorum dedim. Geri eğildim. Elinde silah yok dedi. Benim de bir anım var, bu da gene Savaş'la ilgili. Şimdi 3. sezonun finalinde cezaevi sahnesinde, evet, Savaş'ın o meşhur kafa kestiği sahnede. Şimdi Savaş'ın elinde gerçekten sivri bir alet var yani ve gecenin ilerleyen saatte herkes çok yorgun falan. Savaş böyle antrenman yapıyor, arada sallıyor, ediyor falan. Bir salladı Savaş böyle şeyi, benim buramı böyle çıp diye değdi böyle. Aklım gitmişti. Aynen ama bir şey olmadı yani. Aynen. Onu da 28-29 saatte çekmiştik o cezaevi sahnesini. Kesintisiz. Ben de mi? 0-1 dizisinin senaristi kim? Ne zaman açıklanacak veya neden kendini gizliyor? Yani arkadaşlar, senarist bir ekibimiz var aslında. İsminin açıklanmasını istemiyoruz çünkü onlar da herhalde toplumsal bir gerçekçiliği yaşanmış ve yaşanma potansiyeli olan gerçek bir hikayeyi anlattıkları için işin çok şey tarafında, kartvizit tarafında değiller açıkçası. İsimden çok hikaye önemli. İsimden çok yani, hikaye önemli. Evet. Arkadaşlar filmimiz 10 Ocak'ta vizyona giriyor. Hepinizi bekliyoruz. Çok güzel bir film yaptık. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Bugün sizden gelen soruları cevapladık. Biz çok eğlendik, çok keyif aldık. Güzel sorular geldi. Umarım siz de eğlenirsiniz. Hepinizi filmimize bekliyoruz. Arkadaşlar 10 Ocak'ta hepinizi sinema filmimize bekliyoruz. Çok iyi bir iş oldu. Biz burada çok eğlendik. Umarım siz de eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.